Günaydın arkadaşlar. Yakup sabah sabah teste gitti. Oradan da pazara gitti, bir şeyler aldı. Bir de bebe sıcak sıcak simit almış. Mis gibi. Ben de kahvaltı hazırlıklarındayım. İşte patates falan kızartıyorum. Çınar sosis istedi. Sosis yaptım. Yumurta açıyorum kendime. Böyle çayımı falan demledim. Tabii ki de Müge Hanım'a. Yine böyle güzel olmuş. Anca iyi bir şey olmamış. Bu niye fark? Sadece saçımı kısaltmış. Tamam, bir dahaki ne istediğin gibi yaptırız. Yakup pazar yaptı. Daha doğrusu ben istediklerimi söyledim sadece. Böyle balkonda havalanıyor. Domates almış. Domates sabah kahvaltı kestim. Çok lezzetliydi gerçekten. Bayağı bir artık yeni lezzetlenmeye başladı herhalde domatesler. Kuru soğan istedim. Şöyle şurada muzum var. Elma almış kırmızı. Birazcık patates al dedim. Bir de böyle salatalık almış. Pırasa istedim arkadaşlar. Bir de şöyle taze yeşillik istedim. Maydanoz almış. Taze soğan almış. Bir de marul almış. İstediklerim bunlardı. Almış. Yine yağmurlu hava. Yine yağmurlu. Maşallah bereket yağıyor. Şey yaptılar. Çınar'ın saçını kestirmeye götürdü. Saçını kestirdiler. Geldiler. Hemen Çınar'ı bıraktı. Bir yere kadar gitti de. Ben de Çınar'ı yıkadım hemen. Onu güzelce yıkadım, pakladım teyzeşleri. Çiğ köfte aldırmış babasına. Çınar çiğ köfte yiyor. Ben şimdi Nescafe içeceğim. Nescafe keyfimi yaptıktan sonra da tatlı yapacağım. Onu yapacağım. Dün yapamadığım tatlıyı yapacağım arkadaşlar. Yani pek bir iş yapmadım. Temizlik falan yapmadım. Bir evi toparladım o kadar. Zaten yarın Yakup gidecek işte karantinaya. Artık yavaş yavaş temizliğimi yaparım. Bugün valiz falan hazırlanacak. Yakup'a şunu aldım. Bizim artık şu salonun kirişindeki arkadaşlar süpürgelik gerçekten berbat görünüyor. Hiç hoşuma gitmiyor. İçime sinmiyor. Silerken falan da takılıyor sürekli. Bir de şu mutfaktaki içime sinmiyor. Bunu beğenmiyorum. Çok çizik çizik, yani çok yıpranık duruyor. Çünkü birkaç dakika kalkmıştı onlar. Biz tekrardan yapıştırdık eskide. Yakup'a dedim sen git sanayiden al. Bakalım şöyle almış. Tırtıklı olanlardan al dedim ama herhalde bulamadı. Düz olandan almış. Onları yapıştıracak ama şimdiden yapıştırmayacağım. Akşam yapıştıracağız. Ben şunları çok seviyorum. Göstereyim size. Şu yatak odasıyla Çınar'ın odasındaki çok güzel. Yakup geldi. Gel. Niye düz aldın Yakup? Tırtıklı olmuyordu. Yok, hoş bir çeşit var. Öyle mi? Ben şunları çok beğeniyorum. Şu tırtıklı olanlar var ya. Ama. Ha? 20 lira al. 20 lira mı? Kaç metresi? Ne bileyim, 3 metre arasında. Şunlar çok sağlam oluyor. Ortası tırtıklı olanlar. Çok hoşuma gidiyor bunlar benim. Bu iki tanesini böyle yapmışlar. Mutfağın salonunkini düz yapmışlar. Şuraya bakacağım bir de oturma odasına. Oturma odasınınki de düz. Neyse, temiz olsun da. Önemli o. Akşam yaparız bunu ama şimdi yapıştırma, tamam mı? Akşam yaparsın. Şimdi yapıştırma. Akşam yaparız, üstüne ağırlık koyarız. Sabaha kadar yapışır. Zaten baksana kalkık bu da. Şu camı kapatayım artık. Yağmur da yağsa mecburen camları açıyoruz havalanması için. Vallahi bu camlar paklanır mı bilmem arkadaşlar. Kaçıncı yağmuru yedi ve hiç silinmedi. Birazcık zor temizlenmesi. Nescafe'mi yaptım. Görüyor musunuz nasıl güzel yağıyor? Mis gibi yağıyor. Şunlar sanırım kafayı sıyırdı. Ne oldu biliyor musunuz? Siyah mat renk kaşık kalmıştım ya. Dün kırdım onu arkadaşlar. Hem de ne şekilde kırdım biliyor musunuz? Tam tezgahın üzerindeydi. Ben de buradaydım. Pat diye bir düştü şu sol ayağımın üzerine. Hala ayağımın üzerindeki o kemik acıyor yani. Şimdi şu almış olduğum ve dün yapamadığım kavga bastığı yapayım artık. Şunlar çünkü meraktan öldü ve böyle kuruyken bile açıp tadına bakmak istedi. Ondan dolayı yapayım, şerbetleyeyim de bari yesin. Böyle şeker fare, baklavaya falan pek şey yapmıyor da. Yani yiyor ama tatlıyla alakalı. Gerçi her şeyi seviyor şunlar. Sevmediği bir takım şeyler var.
Ama bunu seviyor. Reçetel fare, şöyle yumuşak tatlıları seviyor. Baba. Ha? Yakup koş, matematik kitabını çıkar. Elim şey. Ne yapacağım ben biliyor musunuz? Şöyle kafama göre uydurmaca, tariften almadan uydurmaca bir poğaça tarif yapacağım. Özlemişsinizdir belki yeşil kapımı. Yeşil kapımı çıkardım. Şöyle birazcık şurada maydanoz yıkadım. Temiz bardağa koydum. Bir de şurada böyle yağlı peynirden çıkardım. İçine koymak için. Şöyle bir parça tereyağı çıkardım. Birazcık da bizim yağ çıkardım. Unumu da çıkardım arkada. Şimdi başlayalım. İnanın hiçbir tarife bakmadım. Tamamen şu an uydurmaca bir poğaça yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Bir tane yoğurt kırdım. Yalnız kabartma tozu da yapacağım. Mayalı bir poğaça yapmayacağım. Yoğurt koyacağım. Şöyle bir tane kabartma tozu çıkarayım. Başka ne koyalım içine? İçine. Yoğurt koyalım. Şunun dibinde kalan yoğurdun hepsini koyuyorum. Bir su bardağı, 200 ml'lik falan var mıdır bilmiyorum. Herhalde geçip de olabilir. Şerbetim de kaynıyor, altını kısayım. Şimdi ben poğaçada şekeri çok severim. Atarım, böyle pastane usulü oluyor. O yüzden şöyle şeker kattım. Tuz katalım. Dengelesin şöyle tadını. Daha sonra kabartma tozumuz burada. Şöyle ince ince maydanozlarımı kıyayım. Şurada hamurun içine katmayı düşünüyorum. Hatta onu kıymadan önce tatlımı, şerbetini bir vereyim arkadaşlar. O aradan çıksın, soğumaksa için ortama çıkaracağım. Şöyle direkt dövürsem mi üzerine? Vallahi hiç şeyle, kepçeyle falan uğraşmayacağım. Şerbetini verdim. Direkt şöyle kapağını kapatacağım. Bunu balkona çıkaracağız ama çok sıcak. Şöyle çıkarayım. Şu an şerbetin içinde yüzüyor tatlılar. Biraz sonra ben bunları tartıyorum ki daha güzel çeksin diye. Gerçi çekmemesi mümkün değil. Çok şerbet bayağı çok gibi görünüyor yani. Ölçüye göre yaptım ben ama demek ki çekiyor hepsini. Şimdi maydanozumu güzelce minik minik yapalım. Bye.
şekilde hamurlar daha lezzetli oluyor ve daha kıyır kıyır oluyor. Ben böyle daha çok seviyorum. Şimdi bu birazcık dinlensin. Daha sonrasında hemen konuşacağız. Arkadaşlar siz seviyorsanız dereotu da yapabilirsiniz. Vallahi dediğim gibi kafama göre koyduğum için malzemeleri tarif veremiyorum. Az çok işte yani bir bardağı 200 milimi geçik yoğurt kullandım. Bir tane yumurta, 3 tane kabartma tozu, un kullandım, şeker, tuz kullandım. O şekilde bir poğaça hamuru hazırladım. İçine de maydanoz kıydım ince ince. İçine de peynir koydum. Şimdi cıvık bir hamur olduğu için ele sürekli yapışıyor arkadaşlar. O yüzden ben bir kaba birazcık sıvı yağ ile birazcık su katıyorum. Elimi yağlayarak yani ıslatarak onunla yuvarladığımda çok kolaylıkla şekil verebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi hemen üzerine yumurta sarısı ve susam yapacağım. Fırınım da 180 derecede ayarladım. Isınıyor. Hemen fırına vereceğim. Poğaçalarım mis gibi oldu. Ellerime sağlık, çok güzel kabardılar. Tepsim de küçük geldi, o yüzden birbirine hep geçmişler. Kardeş olmuşlar hepsi. Oh mis mis. Biraz şöyle bir dinlensin, kendine gelsin. Daha sonra size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık dinlendi. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Altları falan çok güzel pişti. Yumuşacık oldu. Gerçekten şöyle göstereyim yumuşaklığını, bakın. Of of, hala sıcak arkadaşlar. Of, içi de böyle, bakın kıvamı bu şekilde, mis gibi oldu. Ellerime sağlık. Şimdi bir de lezzetine bakalım, ayıp olur size. Türkçe kitabı var bende. Çok lezzetli. Hangi kitabın anne? Türkçe. Okulda kitapların herhalde Çınar. Yok. Çok güzel kokuyor, çok da lezzetli olmuş. Anam çöpler. Ne oldu? Niye bozdun? Hayır, bozmadım. Çok güzeldi. Gösterecektim ben sana. Hayır, bozmayacağım. Bozmadım. Hayır, bunlar sadece diğer çöp beğenler. Ha, iyi bakalım. Hadi bir dakika. Tamam. Göster bakayım. Merhaba arkadaşlar. İşte acımasın. Tak da görsünler. Şimdi buraya takacağız. Şimdi şuraya. Hop. Ya sen süpersin ya. Ben kendim yaptım. Babam sayesinde. Babam olmasaydı yapamazdım. Tamam. Tabi güneş gözlüklerini ne yaptın oğlum ya? Bakayım. Allah'ım ya. Yemin ediyorum evde eşya kalmadı. Bütün oyuncaklarına bir şeyler yapıştırıyor Çınar. Bütün oyuncaklarına, eşyalarına.
Adıma Filmiz Oğlum Odan Gördüğünü Cemiştir yaptım. İyi yapmışsın. Aferin sana. İcatçı oğlum benim. Anne. Odanın hali ne Çınar? Allah aşkına bu odayı topla. Toplarım tamam. Hadi İyi. Güçlerini göster bu odayı güzelce bir topla annem hadi. Sabah bu kadar dağınık olmasın. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada teyzeleri biliyorsunuz bunun üzerinde şey vardı. Halı örtüsü vardı. Onları yıkamak için sepete kaldırdım. Yıkayacağım da 30 derecede kalıplarıyla birlikte onları kaldıracağım. Çınar'ın odasına ne aldık? Baba bıyık balıklı. Halı. Alacağız. Balıklı halı beğendik. Bir tane bakalım. Siparişini vereceğiz arkadaşlar. Buraya çok güzel bir halı gelecek. Altı kaymaz. Çınar'ın odasına da uyum sağlayacak. Birazcık anne. Daha böyle renkli, cıvıl cıvıl bir halı gelecek. Değil mi annem odana? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Arkadaşlar, hadi ben gideyim. Arkadaşlar, size bir adime dansı yapayım mı anne? Hadi yap. Paşam benim ya. Hadi bakalım. Odun topla hadi aydırmen gücüyle. Burası da bu alemde. Çınar'ın diyecektim ya. Yakup'un valizini falan hazırladım. Daha sonra işte şurada battaniyesi, çarşafları falan var. Onları hallettim arkadaşlar. Atletlerini... Dur annem getir. Elini şöyle yap. Şöyle yap elini. Dur. Anne öyle yapma. Çıkaramadım. Beyazları da yıkamıştım da. Yakup'un şöyle iki tane atletini buraya koydum. Çünkü yeterli olmaz valizdeki atletler. Çok şey olmuş Yakup. Ağız kısmı çok aşırı dar olmuş. Burası da dar yapmışım. Hangisi? Bak bu. Burası çok dar yapmışım. Baba. Çek. Yutulacak parmağı. Çek. Öbürü, diğeri güzel de bu çok aşırı şey olmuş. Hayır, abi bir daha baba yaparsınız. Diye, baba diğeri çok boğuldu hiç düşmeden ha. Ya olmuş işte oldu lan oyna oğlum. Sınırsın birazcık geniş yapalım bari. Geniş yapalım. Baba baba bir daha bir düğün olmaz ha. Hadi yatsın gayrı. Allah'ım bulaşıklar bitmiyor ya. Şunları elimde yıkadım. Makinede hala yıkıyor. Bir yandan da bulaşık çıkıyor. Böyle sürekli çıkıyor yani. Şunu da kapatacağım artık. Bir Nescafe yapacağım. Çayı bayağı bir içtik. Bitti. Buraya geldim. Şu üzerimdeki dünkü üstüm de. Üzerimdekini çıkarıp bunu tekrardan giydim. Çünkü bugün Instagram'da yayın yaptım. Story paylaştım. Saat tam 10'da. Şey yapacağım diye, canlı yayın yapacağım diye arkadaşlar. YouTube'da ne zaman da canlı yayın yapmıyorum ve isteniyor. Ondan dolayı YouTube'da canlı yayın yapacağım. Zaten 5, 10, 15 dakika kaldı. 15 dakika sonra YouTube'da canlıdayım yani. Neyse canlı yayınlarımı falan kaçırmak istemiyorsanız abone ol düğmesi var ya ballarım. Oraya tıkladıktan sonra lütfen zile tıklayıp tümünü tıklamayı unutmayın. Zile tıkladığınızda tümünü tıklıyorsunuz ve bütün bildirimlerden haberdar oluyorsunuz. Şey bir arkadaş geçenlerde demişti ben cevapladım ama yeni bir iki arkadaş daha demiş oturma odasındaki işte masanı kaldır ya da salona geçir ya da işte kullanmıyorsun onu elden çıkar gibisini. Evet çok sık kullanmıyorum ama tabii yani pandemi döneminde olduğumuz için de kimse kimseye misafire gitmiyor. Ondan dolayı da olsa gerek. Yani pandemi döneminden önce de arkadaşlar ya zaten biz hani gurbetçi olduğumuz için bizim buralarda öyle akraba çevremiz falan yok. Olmadığı için de böyle akraba yemekleridir falan böyle yemekli ağırlama falan çok olmuyor. Arkadaşlarımdan falan gelen oluyor ama işte her daim de böyle yemekli misafir kültürü çok buralarda yok arkadaşlar. Tabii ki de hani ağırladığım misafirlerim oldu, kullandım masama. Ama çok sık evet kullanmıyorum. Yalan olmasın.
Yani masamın da bana şu an için bir zararı yok arkadaşlar. Burada duruyor. Bu oda zaten oturma odası, hani geniş bir oda. Bana şu an için bir zararı yok. Salona geçiremiyorum çünkü ben bu eve ilk taşındığımda salona çok koymaya çalıştık. Ama hangi duvara koyarsak koyalım, ne şekilde koyarsak koyalım asla sığmadı. Masam çünkü hani videolarda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı geniş, büyük bir masa. Ondan dolayı salonda olmadı. Bir de zaten buraya geçirmek zorunda kaldım. En uygun yer burasıydı. Hatta taşımacılar yani direkt dedi, abla bak bu salona sığmayacak. Hiç buraya orta yere bırakıp gitmeyelim biz. Nereye istiyorsan oraya koyalım. O şekilde hani ben hatta inat ettim. Dedim ki siz koyun, ben ona bir şekilde sığdırırım. Yok, mümkün değil arkadaşlar. Hiçbir yere olmadı masa. Her neyse buraya geçtik. Hatta ben ilk taşındığımızda falan elden çıkarmayı da düşündüm yani masayı. Sonradan da insan bir düşünüyor hani böyle bir kalabalık misafirin geldiğinde falan nerede ağırlayacaksın diye. İnsan böyle tabii kafasına takıyor, bir düşünüyor yani. Hani burada ağırlamak daha güzel oluyor. Bir yandan da düşünüyorum arkadaşlar, hani gerçekten çok yemekli misafir gelmiyor. Zaten şu an pandemiden dolayı gelmiyor. Pandemiden önce de dediğim gibi yani bizim burada pek bir akraba çevremiz falan yok. Git gel falan olmuyor. Arkadaşlarımızla da zaten hani her hafta misafir ağırlama gibi bir durumumuz yok. Yani veya her hafta birbirimize yemeğe gidiyoruz diye bir durumumuz yok. Ondan dolayı aslında evet gereksiz gibi görünüyor şu an. İleri dönük şöyle bir fikrim var. Eğer gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum ama veya o zaman fikrimi değiştirir mi onu bilmiyorum ama hemen fikrimi sizlerle paylaşmak dediğim gibi istiyorum. bu oda çok geniş bir oda olduğu için şu da benim eski TV sehpam. Çok da güzel bir sehpa. Üzerinde televizyon yok evet ama içini kullandığım için şu an için ve gerçekten çok yeni durumda olduğu için bana da zararı olmadığı için burada duruyor. Boş durmasındansa burada duruyor yani. Masam da bu arkadaşlar, biliyorsunuz. Masamı. Hani dediğim gibi bana zarar yok ama ileri dönük şöyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum. Her eve dolap şart. Gerçekten böyle ayrıyetten kıyafet dolabı değil ama böyle bir nasıl desem size böyle fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir dolap ya da böyle benim evime hatta şu an böyle bir kiler dolabı gibi bir dolap gerekiyor. O yüzden burayı ben şöyle bir fikrim var. Şöyle tavandan aşağı kadar şu düz duvardan şöyle kızaklı kapaklı arkadaşlar. Şuradaki üçgen yerde kapanmış olacak. Hem orası çok derin bir yer yani. Tamamen bu duvarı böyle düzleyecek bir şekilde kızaklı kapaklı beyaz leke parlak bir dolap yaptırmak istiyorum. Tabi bunun için bir fiyat aldım mı? Hayır, almadım. Çünkü şu an yaptırmayacağım için almadım. Ama kafamdaki fikir bu. İki tane fikir var. Fikrin bir tanesini söyleyeyim. Buraya tavandan aşağıya kızaklı kapak yaptırmak istiyorum. İç kısmı dolap olmayacak. Yani içine girebileceksiniz. Duvarları tamamen böyle kiler gibi raflar yaptıracağım. Ve o raflara da işte bütün kiler malzemelerimi koyayım diyorum ama burası da çok büyük yani. O kadar da kiler malzemem benim yok. Yalan olmasın. Hani ne koyacağım ben oraya o kadar. Ondan dolayı dolap tabii ki daha mantıklı olur. Mesela dolabın bir kısmına kiler olarak böyle raflı, bir kısmında tamamen geniş raflı yaptırmak istiyorum ki fazla eşyaları katlayıp koyabilmek adına. Yani burayı böyle dolapla kaplatmak istiyorum. Bu masayı atıp burayı dolapla kaplatmak istiyorum. İçeriye salona da arkadaşlar orta sehpalar, hani böyle akıllı sehpalar oluyor ya. Böyle basıyorsunuz, kocaman yemek masası falan oluyor. Bilmiyorum artık, hani şu anki fikrim, düşüncem bu ama artık o zaman geldiğinde fikrim değişir mi değişmez mi? Hiçbir fikrim yok ballarım. Yani ben size sadece şu anki düşüncemi Neyse. söyledim. Yorgunluk çekti, çöktü vallahi üzerime. Şuraya da kot pantolon koydum. Burası benim çamaşır odam gibi bir şey oldu gerçekten. Çok kullanışlı bir oda. Saatim de geliyor. 10 dakika sonra canlı yayına geçiş yapacağım. O yüzden sizlerle de vedalaşma vakti geldi diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ballarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.